Arkadaşlar merhaba. 15 Aralık 2021 Çarşamba günü Bursa yarışlarında beraberiz tekrar. Bu gündüz programında Bursa'da 7 koşulu bir program var ve bir adet de altılı gayan var arkadaşlar. Evet, cazip gibi gözüken bir program var şu an burada. Birinci koşuyla beraber yedili plase saat 14.00'da 2'de başlıyor yani maiden. 3 yaşlı Araplar 1400 metreye çıkacaklar. Arkadaşlar şimdi her şeyden önce şunu öncelikle söyleyeyim. Bazı koşular gerçekten zevkli oluyor. Bazı koşular ikramiyesi çok karışık oluyor. İkramiyesi yüksek oluyor. Gibi ya da bazı koşular gerçekten AGP1 üzerine kuruluyor. Yani AGP1 2'ler geliyor. Ama bizim amacımız tabii AGP1'leri düşürmek mümkün mertebe. Nasıl düşürebiliriz onun yönüne bakıyoruz. Ama tabii ki burada AGP1'ler geldiği müddetçe de az ikramiyeler çıkıyor. Ama AGP1'leri de yazmak gerektiğinde tabii ki yazmak gerekiyor. Yani misli kupon yapacak olan arkadaşlar da ona göre. Amacımız genelde cazip hale getirmeye çalışıyoruz. Bakıyoruz nasıl AGP1'leri indirelim diye. Evet, şimdi burada da bugün bu birinci koşuyla beraber başlayan yedili plasede öncelikle burada 8 numaralı Tiranlı Kadi Tokaçoğlu'yla zaten ilk koştuğu koşuda ikincilik yaptı. Burada çok şanslı. Yani yedili plasede oynayacak olan arkadaşlar 8 numarayı rahatlıkla tek geçebilirler. Rakipleri 2 numaralı oğlum Yaman Alican İnci ile ve 4 numaralı Kırdemir Mustafa Çiçekli arkadaşlar. Evet, burada 8 numarayı tek olarak geçebiliyoruz. Şimdi altılı gayan Bursa'da başlıyor. Handikap 17, 3 ve yukarı İngilizler 1200 metre kum pist başlığımız var. 11 tane safkan burada start oluyor. Şimdi arkadaşlar burada da 11 atın normal şartlar altında 6 tanesinin kuponlara kesinlikle yazılması lazım. 6 numaralı Mescalero, evet. El Mescalero Halil Kaplan'la ilk atımız burada. 2 numaralı Çakır Dağlı Kaancan Gökçe ile genelde apprentiler var görüyorsunuz. 10 numaralı Dolce Moe Fırat Arslan'la 4 numaralı Halo Dayı Sercan Tırpan. Yani bu yörenin jokeyi bu aslında. Mahmut Turan olsun, Sercan Tırpan olsun. Onur Yıldız. Bunlar hep buralardalar. Yıldızlar. Evet, 5 numaralı Airdrop Cemal Paso'yla bakalım eğer yağmurlu olursa bu Airdrop'un şansı var, yok değil. Ve 1 numaralı Sayette Halil yol açıcıyla burada 83 handikap puanıyla zaten yüksek handikap puanına da sahip. Evet, baktığımız zaman 6, 2, 10, 4, 5, 1 diyoruz buraya. Bu ayakta 6 tane atı öneriyoruz arkadaşlar. Üçüncü koşuya geldiğimiz zaman handikap 15, altılı gayanın ikinci ayağı, 2 yaşlı İngilizler 1300 metre kum piste çıkacaklar burada. Evet, burada şöyle bir durum var. Günün ilk teki, iki tane tekimiz var zaten. Günün ilk bankosu burada geliyor. O da 2 numaralı Madame Ludmila Mustafa Çiçekli arkadaşlar. Bu koşuyu force edip kazanmasını bekliyoruz açıkça söylemek gerekirse. Burada tek bir rakibi var. O da 1 numaralı Akyazılı Belkıs. Tabii ki dikkat çekeceğimiz bir unsur var. Onu bu koşuyla beraber bir sonraki koşuda dile getireceğiz. Burada iki tane büyük rakip bunlar. Yani Madame Ludmila ile bizim tekimiz. Rakibi de Akyazılı Belkıs. Birini Mustafa Çiçek biniyor, diğerini Furkan Karakurt biniyor. Bunu unutmayın, aklınızda tutun bu ikisini arkadaşlar. Burada bizim 2 numara Madame Ludmila tekimiz. Şimdi gelelim 4. koşuya. Şartlı 4, 4 ve yukarı Araplar 1400 metre kum piste çıkmışlar. Şimdi arkadaşlar bakın burada da 4 at geçeceğiz ama şimdi burada 2 tane ekürü görüyorsunuz. Bu Muharrem Can beyefendinin atları bunlar. Ali Rıza Yıldız da antrenörlüğünü yapıyor. Şimdi kızıl oğluma Furkan Karakurt biniyor. 6 numaralı kapaklı cana da Mustafa Çiçek biniyor. Bunlar bizim sonuçta ilk atlarımız. Burada da iki tane rakip. 2 numara
Ya Madame Ludmilla biniyor ve Akyazılı Madame Ludmilla Mustafa Çiçek biniyor. Akyazılı Belkıs'a da Furkan Karakurt biniyor. Yani ikisi burada rakip normalde. Şimdi burada da ikisi ekürlere biniyor bir şekilde. Yani buradan ne anlıyoruz? Dikkatli olmak gerekiyor arkadaşlar. Bunu anlıyoruz yani. Evet, ekürler dedik ilk başta. 6 ve 3 diyoruz burada. 7 numaralı sancaktar Mahsun Demirbaş'la 8 numaralı asteroid Onur Yıldız'la ve 1 numaralı kıvrak da Çetin Taş'la arkadaşlar. Böylece ekürler bu 4. kuşta ön planda dedik. 3 ve 6. Akabinde de 7 numara sancaktar, 8 ve 1 dedik. 5. kuşu burada maiden bir mücadele var. 3 yaşlı Araplar 1400 metre kum piste çıkacaklar. Evet, burayı da ikiye böldük arkadaşlar. 4 at var ama öncelikle 9 numaralı Siyah Gül Ali Can İnci ile ve 1 numaralı Can Hıraş Halil Kaplan'la bizim ilk atımız. Yani küçük kuponlarda bize göre bu iki tane safkan yeterli gibi duruyor. 8 numaralı Oğul Şah Mahmut Turan'la ve 2 numaralı Hiperaktif de sıkı rakipleri. Onları da yazarsanız da tabi burayı adeta kapatmış gibi olacaksınızdır. 9-1, 8-2 burası için en ideal seçim gibi gözüküyor. Burada arka Kanman Şah diye bir at var ilk kez koşacak olan. Ona da bakabilirsiniz yani AGF oranlarına. Evet, 6. koşu şartlı 2, 2 yaşlı İngilizler. Burada hemen hemen ikişer, üçer koşan, dörder kere koşan safkanlar var. Yeni burada şartlı iki mücadelede. Sadece işlerinden bir tanesi kazanmış. O da bir numaralı Himbo. 1400 metre kum pistte çıkacaklar. Biz Himbo ile devam etmeyi düşünüyoruz. Orada Himbo'yu arkadaşlar tek atıyoruz. Burada 1.23, 11'lik bir 1300 metre derecesi var. Ki bu önemli yani. Orada bir şekilde bunu 57 kilogramla yapmış. Şimdi 60 kilogram olmuş. Tekrar geleceğini düşünüyoruz arkadaşlar. Full Muscle büyük bir rakibi görünen o. Ama biz Himbo'nun tekrar kazanacağını düşünüyoruz. Bir numaralı Himbo burada. Bankomuz. İkinci bankomuz yani. Günün ikinci bankosu. 7. koşu Handikap 14, 4 ve yukarı Araplar 2000 metre kum piste çıkacaklar. Evet, burada gördüğünüz gibi böyle bir ekürü grubu var. Dilek Buran hanımefendinin. Öncelikle bu ekürleri bir çentik atmamız lazım. Hemen kuponumuzu koymamız lazım arkadaşlar. Yani yağmur gibi at ama kalite bakımından da yani maalesef çay kaşığı. 12 numara burada taktikkar Onur Atmaca'yla belki bir şey yapabilir. Ya da Beril Naz bir kere kazanmış zaten. Mustafa Manavla. Arkasından 4 numara Mahperper Kız diyoruz Zülfikar Kalabulut'la. Bu da hani her asır bir kere kazanan bir apranti. 10 numara Daraba Fırat Arslan'la. 7 numara Ciğerpare Nevzat Avcı'yla. 5 numara Genç Mimar Mustafa Çiçek'le. Ve 8 numara Özburgaz Danyal Kaya'yla arkadaşlar. Bu atlar mutlaka yazılmalı. Evet, ekürler güven derecesi çok fazla yok. Arkasından 4, 10, 7, 5, 8 diyoruz. Evet arkadaşlar, Bursa ile ilgili görüşlerimiz burada sona eriyor. Tabii ki İstanbul'la ilgili arkadaşlarımızın çalışması video bunu da izleyebilirsiniz. Ve yabancı yaşlarla ilgili videolarımızı da izliyorsunuz. İyi bir çarşamba günü geçirmeniz dileğiyle herkese bol şans diliyoruz arkadaşlar. Allah'a emanet olun.